Mutlu günler sayın seyirciler. Antalya haberlerinin doğru adresine. Kanal ve ana haber hepiniz hoş geldiniz. Ana haber öncesinde şimdi özetler. İran'dan 2 günlük otobüs yolculuğuyla festivale katılmak için geldiler. Antalya'da rezil oldular. İşte parasını önceden ödedikleri festivalde mağdur olan turistlerin isyanı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ilçe ziyaretlerine Korkut Eli ile devam etti. Başkan Böcek burada muhtarlar ve STK temsilcilerinin sorunlarını dinledi. Neredeyse 2 haftayı aşkındır Muratpaşa Çağlayan Mahallesi'ndeki pazar alanının akıbeti hala merak konusu. Görüntü kirliliği oluşturan bu durum halk sağlığını da tehlikeye sokuyor. Genç bir kız hareket halinde kapısı açık halk otobüsünden düşmüş ve hayatını kaybetmişti. O korkunç kaza anı akıllara halk otobüslerinde nelere dikkat edilmeli sorusunu da getirdi. Antalya Valiliği öncülüğünde hayata geçen Hayatıma Kastım Yok Kaskım Var projesi kapsamındaki denetimler hızla sürüyor. Kampanyanın ilk günlerinde sadece uyarılarda bulunan ekipler cezai işlemlere başladı. Hepsi ve daha fazlası birazdan Kanal ve Ana Haber'de. Ana Haber başlıyor. Sayın seyirciler, bültenimize bir skandal haberle başlıyoruz. İran'dan 2 günlük otobüs yolculuğuyla festivale katılmak için Antalya'ya gelen yaklaşık 7000 İranlı ve Türk turist organizasyon bozukluğu nedeniyle mağdur oldu. Turistler parasını aylar öncesinden ödedikleri festivalde rezil olurken polise ortalıktan kaybolan organizasyon sahibi kişi hakkında şikayetçi olup ülkelerine döndüler. İnternet üzerinden bilet alıp 48 saatte geldiler, geldiklerine pişman oldular. Antalya'da 16-22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek festivale gelen yaklaşık 7000 İran ve Türk vatandaşı hiç beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldı. İddiaya göre internet üzerinden başvuru yapıp ödemeleri aylar öncesinden yapan İranlı turistler ülkelerinden 48 saatlik otobüs yolculuğuyla geldi. Turistler alanda bulunan çadır sayısının yetersizliği nedeniyle girişlerde sorun yaşadı. Bunun yanı sıra festivalde onlarca konserin yanı sıra ATV, yat, rafting, ücretsiz yemek ve çeşitli aktiviteler yer alıyordu. Turlar, konserler hepsi iptal olmuş. Yemekler yok, su yok, duş yok, çadırlar yok. Kendimiz çadır yaptık yani. Çadır falan da hiçbir şey yoktu çadırın içinde. Biz otele gidiyoruz yani. Bu felakette kendi paramızla otele gidiyoruz. Buraya festival adına geldik ama büyük bir rezalet çıktı. Burada hiçbir şey yok, çadır yok, çadırlara su geçiriyor. Ne yastık, ne kalacak yer, hiçbir şey. Ne yemek, yemekleri bu kadar yemek ve şu anki köpek önüne atıyorlar. Şu an İran'a gitmemiz lazım. 2 gün yol geldik biz İran'dan buraya, mağdur olduk. Şimdi de geri gitmemiz lazım. Arazinin işletmecisiyiz. Organizatör firma maalesef yükümlülüklerini yeri getirmeyip birçok insanı mağdur etti. Ulaşamıyoruz kendisine. Emniyette olduğunu öğrendik en son. Jandarma vesaire de devreye girdi. Biz de olaydan çok mağduruz. Bunu belirtiyoruz. Firmamla alakalı yasal işlemler başlatıldı. Gerekli bütün başvuruları yaptık. İnsanlarımızın da burada mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz şu anda. Mağduruz burayla alakalı. Bizim de ödememiz yapılmadı. Birçok firmanın da ödemesi yapılmadı. Vaat edilen hiçbir etkinliğin yapılmadığını ve mağdur edildiklerini ifade eden turistler sabah saatlerinde valizlerini toplayarak alandan ayrıldı. Diğer yandan turistleri dolandırdığı iddia edilen kişinin Orhan Kaplan olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ilçe ziyaretlerine Korkut Eli ile devam etti. Burada muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelen ve sorunları dinleyen Başkan Böcek, hatıra gönüle göre değil doğru olan projelere imza atacaklarını söyledi. Başkan Böcek toplantının ardından Korkut Eli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşley'i de makamında ziyaret etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ilçe ziyaretlerine Korkut Eli ile devam etti. İlçede muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Böcek, danışmanları, belediye bürokratları ve daire başkanlarıyla birlikte sorun ve talepleri dinledi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki alanlarda bütün sorunları gidermeye çalışacaklarını söyleyen Başkan Böcek, yatırımların doğru yere yapılacağını vurguladı. Büyükşehir Belediye'mize ait yolları başın üstüne emrini zor yapacağız. Sağ olun. Ama ilçe belediyesi adına burada söz vermem söz konusu değil. Hatta gönlü orada o mahallede akraba var diye bir şey yapmamak lazım. Yanlış projeler yapılmış olabilir. Biz bunları hep doğru olanları yapacağız. Başkan Böcek seçim vaadi olan Halkyem projesiyle ilgili de konuştu. Şimdi burada birkaç yere bakıyoruz. Elmalı'da 3 yer var, hazineye ait yerler var. Önemli olan Halkyem hakikaten kurulmasıdır. Nerede kurulduğu çok önemli değil. Bozova'da uygunsa ona da baktıracağım arkadaşlarıma. Biz gün doğmuşa da yapsak, halk yemleri gibi besicilerimize, hayvancılıkla uğraşan vatandaşımıza, köyümüze gereğini yapacağız. Başkan Böcek, toplantının ardından Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşleyi makamında ziyaret etti. Korkuteli Belediye Başkanımız, Korkuteli Belediye'mize ait yollarla ilgili çalışmalarını yapacak. Biz de Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, Büyükşehir Belediye'mizin görevinde olan altyapı, asat çalışmaları da dahil olmak üzere bunları yapacağız. İnşallah Korkuteli'miz için, Antalya'mız için hayırlı ve başarılı çalışmalar yapacağız. Bunu da bir kez daha özellikle söylüyorum. Başkan İşlek'te Korkuteli için birlikte çalışacaklarını söyledi. Şeref verdiniz. Biz de bütün imkanlarımızla kanun çerçevesinde ne ihtiyaç varsa 24 saat Büyükşehir'in yanındayız. Elimizden gelen her şeyi yaparız. Bu konuda da müşteri olun. Siyaset 31 Mart itibariyle bizim için bitmiştir. Bir süredir devam ettiğimiz bir haber var şimdi sırada. Fikir takip yaptığımız bir haber. Neredeyse iki haftayı aşkındır Muratpaşa Çağlayan Mahallesi'ndeki pazar alanının akıbetini merak ediyorsunuzdur. Biz de merak ediyoruz ve her gün yaptığımız haberlerle de bu konuya çözüm sağlamaya çalışıyoruz. Fakat iş gittikçe Arap saçına dönüyor. Kimin kimden izin alarak yöresel pazar kurduğu belirgin olmayan alanda bugün bir şokla daha karşılaştık. Alanda iskelelerin başlıkları kaldırılmış ancak bu kez de yöresel ürünler satılmaya başlanmış bile. Kentin estetiğinin yanı sıra halk sağlığını da tehlikeye sokan durumun görüntüleri geliyor ekranlarınıza. Açık, dışarıda satılan ürünler, üzerinde gezen bir sinek. Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde yöresel pazar adı altında kurulan alana ait bu görüntüler. Haftalardır bitmek bilmeyen Çağlayan Mahallesi'ndeki kapalı spor salonunun yanındaki araziyi hatırlayacaksınız. Bu alanda ilk geldiğimizde bütün düzenek kurulu haldeydi. Geçtiğimiz günlerde önce halıları kaldırıldı, dün akşam üzerinde ise iskelelerin başlıklarının kaldırıldığını gördük. Ancak bu demek değildir ki pazar toplanıyor ya da toplanacak. Başladık zaten buraya, farkındasınız umarım. Normalde burası kurulu biz gibi, yani kolay toplanabilen bir şey değil zaten. Kameraman arkadaşım çekerse doğru, yani hani fark ediyoruz. Toplandığı hali bu mu? Başka şeyler satışa başlandı. Geçtiğimiz günlerde satış olmadığını görmüştük. Bugün geldiğimizde ise yöresel ürünlerinin satışının devam ettiğini görüyoruz, ne kadar inkar edilse dahi. Şu an satış olduğunu neden çıkarıyorsunuz peki? Ben şu an neden var bu tezgah o halde? Şu an satış yapıyor muyum burada? Ürünler korumak amaçlı dolapta duruyorlar burada. Farkında mısınız bunun? Daha önce geldiğimizde böyle bir sahne yoktu. Daha önce geldiğinizde yine bu vardı. Yine bu vardı. Kapalıydı o halde. Bu vardı. Erken saatte geldiniz, o yüzden kapalıydı. Zaten kapalıydı. Önü kapalıydı. Önüne güneş vurmasın diye çektim onu. Doğru mu peki bu? Kendinize bir şeyler düşünüp de kendi kendinize bir şeyler yorumlamaya bayılıyorsunuz. Suçlamalar bize yöneltilince izin alıp almadıklarını soruyoruz. Ya izin olmadığını nereden çıkartıyorsunuz? Gösterin o halde. Ki ben buradayım. Ben organizasyon sahibiyle iletişime geçiyorum. Diyorum ki izniniz varsa şu an bize gösterebilirsiniz. Onunla iletişime geçmeniz gerekiyor hanımefendi. İzni göstermedikleri gibi pazarın bugün kaldırılacağı iddia ediliyor. 5'ten sonra burası zaten toplanmaya tekrar başlayacak. Elemanlar dün geldi, bugün sıcaktan ötürü havanın farkındasınız umarım. İnsanlar çalışamayacak durumdalar bu havada. Gelecekler ve toplamaya devam edecekler ama bugün burası kalkacak zaten. Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, sayın seyirciler. Muratpaşa Kaymakamlığı bildiğiniz gibi burayla ilgili hiçbir şekilde izin yok, bizim haberimiz bile yok demişlerdi. Ama Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yetki devri yaptıkları ortaya çıktı. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kime verdiği belli değil, hangi izinle yaptıkları belli değil, kimin denetlediği belli değil. Hala o çirkin görüntüler orada duruyor sayın seyirciler.
eğer yayınımızı izliyorsa Muratpaşa Kaymakamı artık bu konuya bir nokta koyması gerektiği konusunda sanıyorum hepimiz hemfikiriz. Ve şimdi farklı bir haber daha var sırada. Dün belki de hemen hemen her haber bülteninde yer almıştı. Genç bir kız hareket halinde kapısı açık halk otobüsünden inerek düşmüş ve hayatını kaybetmişti. O korkunç kaza anı akıllara halk otobüslerinde nelere dikkat edilmeli sorusunu da getirdi elbette ki akıllara. Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Yasin Arslan arkadaşımız Hazal Bozkurt'la bir otobüs yolculuğuna çıktı ve hem şoförlerin hem de yolcuların dikkat etmesi gerekenleri Kanal B mikrofonlarına tek tek anlattı. Dün hepiniz ekranlarda izlediniz sevgili izleyenler. Talihsiz bir olay yaşandı Kocaeli'nde. Otobüs hareket halindeyken genç kadın otobüsten inince otobüsün altında kaldı ve hayatını kaybetti maalesef. Bu yüzden bu tip olaylarla karşılaşmamak adına ne yapmamız gerekiyor? İneceğimiz yerde durağa gelmeden önce uyarı düğmesine öncelikle basmamız gerekiyor. Kapı açıldıktan sonra ise hareket halinde değilse eğer araç durakta inişimizi gerçekleştiriyoruz. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Yasin Arslan şunları kaydetti. Bizim araçlarımızın birçoğu şu an baktığımızda kapıları açıkken seyahat edilmemektedir. Araç yürümemektedir zaten. Tabii ki bazı eski olan araçlarımızda da kapısı açıkta seyahat edilebiliyor. Bahsettiğiniz araç zaten eski tip bir araç olduğu için bu özellik o araçlarda olmadığından dolayı o araçlar yürüyebiliyor. Ama bizim Antalya'mızda birçoğu havalı kapısı kapalıyken araçlarımız hareket etmemektedir. Her ne kadar da araçlarımızın kapıları açılmasa da seyahat esnasında açılmasa da kesinlikle araçlarımız durmadan ayağa kalkmamaları, yerinden kalkıp araca inme noktasında kapıya yaklaşmamaları gerekmektedir. Antalyalı'nın en çok şikayet ettiği konuların başında gelen klima konusuna da açıklık getiren Arslan, herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı sürece klimaların açılmasına özen gösterdiklerinin altını çiziyor. Bazen araçlarımız çok yoğun olduğu zaman araçlarımız modern araçlarımız bazen motoru kendisini koruma altına alıyor. Çok sıcak olduğunda bazen araç da kendi haliyle klimasını kapatabilir. Bununla ilgili şoförümüz de tabii müdahale edebilir, tekrar yeniden açabilir. Genel itibariyle baktığımızda zaten çoğunda araçlarımızın kliması açık. Bazen sorun olduğunda açılmamış olabilir. Onlarla da ilgili zaten sürekli çağrı merkezimiz de bu konuda duyarlıdır. En fazla tartışılan durumlardan bir diğeri ise şoförlere yöneltilen sorular. Araç nereden geçmektedir? Şuraya gitmek istiyorum, nasıl gidebilirim gibi şikayetler had safhada olduğu için şoförümüz de aracımız da ciddi anlamda 100 kişilik araç. Herkese ifade etmekte gerçekten zaten vermek zorunda bu işi yapıyorsak görevimiz bu. Vermek durumundayız ama günümüz çağında baktığımızda ekonomik krizden dolayı herkeste bir gerginlik var. Şoförlerin dikkat etmesi gereken konular dışında yolcuların da elbette dikkat etmesi gereken konular mevcut. Özellikle şoförü soru yağmuruna tutmanızdan oldukça şikayetçiler. Sorular, en çok sorulan sorular. Nereye gidiyor, nereden geliyor? Her durakta hemen hemen tablolarımız var, gidilecek adresler hepsi tek tek yazıyor ama yine bize sormak, bizden almak. Ama biz yoğunluktan dolayı da cevap veremiyoruz. Bize kızmaları. Bir de sabah akşam yoğunluklarında saatlerin yetişmemesi, trafiğin yoğun olması. Niye geç kaldınız? Niye erken geldiniz? Bu sorular en çok yoğun olan. Yani elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şu konuda avantajlıyız sayın seyirciler. Antalya'daki halk otobüsleri son teknolojiyle donatılmış şekilde. Az önce Sayın Başkan Yasin Arslan'ın da söylediği gibi otobüs durmadan kapıları asla açılmıyor. Engelliler için rampaları var. Her şey çok güzel ama yolcular olarak çok dikkat edeceğiz. Biz de inerken, binerken çok dikkat edeceğiz. Ve o halk otobüslerini kullanan şoförlerin de birer insan olduğunu ve bu sıcakta saatlerce direksiyon salladıklarını da unutmayalım sayın seyirciler. Şimdi çok önemli, altı çizilecek bir haber var sırada. Antalya Valiliği öncülüğünde Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçen Hayata Kastım Yok, Kaskım Var projesi kapsamında denetimler hızlı bir şekilde sürüyor.
Kampanyanın ilk günlerinde sadece uyarıcı ve bilgilendirici denetimler yapan ekipler cezai işlemlere bugün itibariyle başladı. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde trafik ekipleri kask kullanmayan sürücü ve yolculara 108'er bin lira para cezası uygularken, yani 108'er lira bin değil, kask takanlara duyarlı davranışlarından dolayı da teşekkür etti. Antalya Valiliği öncülüğünde Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan Hayata Kastım Yok, Kaskım Var projesi 5 Temmuz'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla hayata geçmişti. Kask kullanımıyla ilgili her türlü bilgilendirici faaliyet ve farkındalığın artması için yapılan çalışmaların yanı sıra kolluk kuvvetlerinin uygulama ve denetimleri de artmıştı. Projenin açıklanmasının ardından yaklaşık 10 gün boyunca uyarıcı denetimler yapan polis ve jandarma ekipleri artık cezai işlem uygulamaya da başladı. Kafanızda kask olacak. Çocuğunuz bu şekilde olmaz bak yazık. Çok küçük yani. Kaza beli abi. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde de trafik ekipleri kask kullanmayan sürücülere 108 lira cezai işlem uyguladı. Kaskın önemini anlattı. Sen babasın değil mi? Evet. Suriyeli misin? Sonuna geliyorum. Siz Suriye'de niye geldiniz buraya? Bu çocukların can güveni için geldiniz değil mi? Burada da trafiğe kurban yapacaksın kardeş, olmaz. Yani biz senin bu aracını bağlayacağız. Ekipler kaskıyla seyreden sürücülere de teşekkür etti. Nurali Bey, size teşekkür ediyoruz. Tekrardan sizi böyle görmek istiyorum. Duyarlılığınız için tekrardan teşekkür ederim. Buyurun Erhat Hanım. Bunu da bir okumanızı rica ediyorum. Olur. Tabii. Bu haberle ilgili konuklarımız var sayın seyirciler. Önemli konuklarımız, kampanyanın ilk günden itibaren, kampanyanın hazırlığı sürecinde bile bu işin mutfağında yer alan Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı, trafikten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Sayın Nurettin Şengül, stüdyo konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ve yanınızda sizin bir konuğunuz var, Muhammed İkbal Tatlı. Evet, Muhammed ölümden kurtulan bir sürücü, bir motosikletçi. Doğru. Onun da nasıl kurtulduğunu konuşacağız ama Sayın Müdürüm, nasıl gidiyor çalışmalar? Bugün itibariyle ceza işlemler başladı herhalde. Evet, Sayın Bakanımızın, Valimizin başkanlıkları himayelerinde yapılan proje kapsamında hemen hemen 10-12 günü atlattık. Bu arada bu süreç içerisinde sadece uyarıcı, eğitici, evet, ve kas temin edecek şekilde duyurular ve denetlemeler yapmıştık. Şu an tüm ilçelerimizde 11 bin polis ve jandarmamızda günün her saatinde uygulamalar, evet, devam ediyor. Sayın Valimizin belirlediği süre içerisinde dün itibariyle son gündü. Bugün artık kas takmayan sürücülere yönelik sadece uygulamalar devam ediyor. Burada kaskı olmayan vatandaşlarımıza ceza tatbik ediliyor. 108 lira zannediyorum. 108 lira ceza tatbik ediliyor ama kask temin etmeden motosikletleri teslim etmiyoruz biz. O önemli. Yani kask temin ederlerse motorlarını teslim ediyoruz. Çünkü kasklıktan ceza yazmışız. Tekrar teslim etmemizin bir anlamı yok. Şu an tüm ilçelerimizde köyler dahil bu uygulamalar yapılıyor. Bazı yerlerde %90 üzerine ilçelerimizde çıktığını görüyoruz. Ve 12 günlük süre içerisinde ceza yazmadan bu kadar sürücüye kas takmış durumdayız. Amacımız zaten vatandaşımızı cezalandırmak değil. İşte bu projenin ne kadar doğru bir proje olduğunu, hı hı, Muhammed kardeşimiz bir gün sonra uyarılardan sonra kask standartlara uygun bir kask aldı ve hayatı kurtuldu bu proje sayesinde. Ve gerçekten çok dehşet bir kazaydı bu. Bu olmasaydı ya da bu proje hayata geçmeseydi belki şu an yanımızda, aramızda olmayacaktı. Biz doğru yolda olduğumuzu gösterdi, ispatladı. En somut Muhammed örneği diyebiliriz. Kesinlikle. Muhammed, geçmiş olsun sana. Teşekkür Nasıl oldu ederim. Kaza? Nerede oldu? Kaza Etiler tarafında oldu. Evet. Bundan bir gün önce Sayın Bakanımızın, Valimizin ve Emniyet Müdürümüzün kask ile ilgili bir uyarısı olmuştu. Evet. Ben de bunu izledim, dinledim. Ve ya konuda bu haberlerimiz ve kampanyalarımız, aynen, vardı zaten sürekli. Tabii. Sayenizde de bunları dinledikten sonra dikkate aldım bu uyarıları. Ve dedim ki ya benim hayatım bu kadar ucuz olmamalı. Tabii ki. Bayağı bir düşündükten sonra gittim yeni bir kask aldım. Standartların üzerinde bir kask aldım. Şu kasktı değil mi o? Şu kasktı. Yani daha önce kaskın yoktu. Bu uyarılarla. Yarım yamalak kask kullanıyordum. Standartların, hı, altında bir kask kullanıyordum. Evet. Kaskımı aldıktan bir gün sonra seyir halinde giderken önüme hatalı manevra yapan bir araba çıktı. Ben de yani tüm müdahalelerime rağmen duramadım. Yere düşerek arabanın altına girdim.
senin hatalı olman gerekmiyor bir kaza için. Karşıdaki kişinin de hatalı olabilir. Karşıdaki kişinin hatası yüzünden. Araba sonra üzerimden geçti. İlk önce göğüs tarafından, sonra kafam tarafından geçti, kafadan geçti. Yani şu an genel itibariyle baktığım zaman bir yandan düşünüyorum, ya kask, şu kadarcık bir kask yani hayatımı kurtardı. Kolundaki yaralar falan o kazadan kalma mı? Kazadan kalma. Tabii kaskın yanında tek ekipman olarak kask yok. Bunun yanında eldiven var, ceket var. Ben mesela yaralarım var. Eğer motor ceketi giyseydim bu yaraların hiçbiri de olmayacaktı. Ama ben kaskımı taktım. Araba üzerimden geçti ve hayatımı kurtardı. Üzerinden geçmesine rağmen yani başını koruyan en önemli etken kask oldu burada. Tabii ki de kask oldu. Ve diğer en önemlisi de bakanımızın, valimizin ve emniyet müdürümüzün uyarına dikkate aldım. Ki eğer böyle bir kampanya başlatılmamış olsaydı ben gene bildiğimi okuyacaktım. Kalksız da gidebilirdim. Birçok genç gibi. Tabii aynen haberlerde gösterildiği gibi. Şimdi o standardın altında almış olduğun kaskı takıyor olsaydın zaten hayatta olmazdın. Çünkü tabii. Bir arabanın tekerine dayanıklı olabilecek standartta bir kaskın var. Aynen. Ama öbür kask parçalanırdı. Bu olmasaydı tabii kaskla beraber aynen. Allah korusun başın da parçalanabilirdi. Tabii ki de öyle yani. Şimdi ne yaptın peki o kaskı? Kırıldı. Kırıldı. Şu an kullanılmaz hale geldi. Hayatımı kurtardı. Şu an sembolik olarak bakıyoruz. Orada kaskı. Duruyor. Aynen. Senin hayatını kurtardı diye evin bir köşesine koy. Tabii. Sayın Müdürüm siz bunu duydunuz, bu olayı duydunuz. Hemen devreye girdiniz değil mi? Evet. Evet dediğiniz gibi yani çok hayati bir kazaydı bu. Tespitleri yaptık. Kendi kameralarımıza düşen bir görüntüydü bu. Gerçekten biz izlerken yani bu proje kapsamında böyle bir kaza var mıdır diye incelediğimizde böyle bir hiçbir şekilde rastlamadık böyle bir görüntüye. İşte Muhammed işte babasıyla falan görüştük, getirdik hakikaten. Aslan gibi hiç çok şükür zaten bizi alırken az önce motosikletle geldi yine kaskı evet. Falan takarak geldi. Bu proje kapsamında uyarılardan sonra yapmış olmasının önemi çok büyük. Sizin ne kadar bu konuda en azından başarılı olduğunuzu, topluma karşı duyarlı olunduğunun da bir belgesi. Toplum da bu farkındalığın evet. Farkında artık. Evet, Sayın İçişleri Bakanımızın trafikle ilgili hassasiyetleri çok fazla. Çünkü bu alanda kayıplarımız diğer alanlara göre çok çok fazla. İnsan hayatına verdiği bir değerin özellikle Antalya'mıza böyle bir destek vermiş olması çok çok anlamlı. Gerçekten ikinci sıradayız biz Türkiye'de İstanbul'dan sonra ama nüfus yoğunluğu bakımından aslında ilk sırada sayılırız motor evet. Sayısı bakımından. Dolayısıyla bu kadar motorun kullanıcının olduğu yerde ölümler de çok fazla oluyor. Sırf kask takmadığı için ölen birçok genç yaşta. Vallahi biz çok haberini yaptık. Evet, evet maalesef. Yani standardın altında kask ya da hiç kask takmayan gençlerimizin en küçük bir motosiklet kazasında ya da ıslak zeminde, iki teker üzerinde ıslak zeminde çarpıldığını ya da arabaların evet. Arasından geçerken açılan kapı yüzünden bir tiyatrocumuz vardı, bir sinema sanatçımız vardı yine bu şekilde evet. Öldü. Bir de motosiklet farkındalığı da önemli. Yani motosikleti kesinlikle. De fark etmiyor sürücüler. Fark etmiyor değil, en umursamıyor. En büyük sıkıntımız da bu zaten. Kesinlikle. Evet, öyle de bir durum var. Kesinlikle. Bir de artı dediğiniz gibi standart kask olması gerekiyor. Testlerden geçen işte CE ve DOT standartında kasklar değilse zaten bir anlamı da olmuyor. Bu olaydan yine birkaç gün sonra. Bu ikisi aynı standartta değil mi? Evet, evet. Bunlar CE ve DOT standartlarında. Bu sizin kampanya kaskı, bu da. Evet. Evet. Muhammed'e hediye ettik. Hediye mi ettiniz ona? Hediye ettik, evet. Bu çok iyi. Şeyde, en azından duyarlı olması yüzünden evet, bir örnek oldu. Evet. Bu projeden birkaç gün sonra Alanya ilçemizde bir kaza oldu. Görüntü olarak aynı, kayarak bir aracın altına giren bir motosiklet sürücüsü var. Kaskı var ama şeyi takmadığı için, kemeri bağlamadığı için kafasından çıkıyor ve hayatını kaybetti. Yani kask olması... Kötü örneklerde çok. Yani bunun kaskı taktıktan sonra da yetmiyor, onu bağlamak gerekiyor. Standart dışı kask olmaması gerekiyor ama valimiz bir karar aldı. Standart dışı kaskların satışı da yasaklandı Antalya'da. Yakında denetimler yapılacak, evet. O şehirlerimize de cezalar uygulanacak. Emniyet kemerinden sonraki en büyük kampanya bu. Evet, sayısal olarak çok fazla. Dolayısıyla bu alana bakılmasa çok fazla insanımızı kaybedecektik biz burada. Dolayısıyla çok anlamlı işte Muhammed de bunun en büyük kanıtı. Doğru yoldayız ve hiçbir şekilde ara vermeden, boşluk vermeden %100 kask takılıncaya kadar. Sadece emniyet olarak değil, nüfus müdürlükleri, evet. Sürücü kursları, şoförler odaları, bayiler, satıcılar, hatta sigorta dernek başkanımızla da bir görüşmemiz evet. Oldu. Yakında o da çok güzel bir projeye destek anlamında katılacak. İnşallah
insanımız için her şeye değer. Onun için insanımız için her şeye değer diyorsunuz da yani baktığımız zaman olayın özüne yaşayın diye insanları zorluyorsunuz. Yani trafiktesiniz. Emniyet kemerinizi takın yoksa ölürsünüz diyorsunuz. Kaskınızı takın yoksa evet, ölürsünüz diyorsunuz. Evet. Takmayanlara ceza veriyoruz. Yani bizim vatandaşımız polisi görünce uyduruktan geçiriyor kafasına ya da eliyle tutuyor böyle sırf ceza için. Evet. Halbuki yaşamak için tabii olması kesinlikle, lazım. Kesinlikle. Dediğiniz gibi çok çok önemli. Hayati bir konuydu bu. Doğru yoldayız ve çok iyi mesafe aldık. Bugünden itibaren zaten ceza uygulanmaya başlandı. Tabii ceza için takmasınlar. Polisin yazdığı ceza 108 lira ama bir kazanın verdiği ceza ölüm cezası. Tabii bu ki. Kastan onun geri dönüşü yok. Dolayısıyla vatandaşlarımızın canı için şu an dediğimiz gibi tüm personelimiz belki izin bile yapmadan uygulamaları yapıyor. Tamam biz teşkilatımız, jandarmamız, valiliğimiz, insanlarımızın can güvenliği için her şeye razıyız. Şu aşamaya kadar ceza yazmadan bu noktaya geldik. Demek ki oluyormuş. Kesinlikle boşluk vermeyeceğiz. %100 Antalya'nın köylerinde bile bu %100 seviyesine ulaşıncaya kadar uygulamalarımız, cezalarımız devam edecek. Kas takarlarsa, kurallara evet, uyarlarsa hiçbir sorun yaşamazlar bizle ilgili. Antalya Valisi Sayın Münir Karaloğlu trafik konusunda çok önemli çalışmalar yapıyor sizle beraber. Şimdi evet, siz de iki önemli projenin mutfağında yer aldınız. Bir, emniyet kemeri Tukası konusunda. Emniyet kemerinin çok önemli olduğunu, bir de kask konusunda. Bu konuda yetkiler de biraz genişletildi. Ceza yazma yetkileri de, denetim yetkileri de biraz genişletildi. Nasıl bir kampanyanın sonucu var efendim? Dün Sayın evet, Valinin %35 gibi bir oranı vardı. Evet. Ölümlerin azalması konusunda sevindirici evet, bir gelişme. Evet, dediğiniz gibi İçişleri Bakanlığımızın 2011 yılında aslında yayınladığı bir belgeydi. Tabii Sayın Bakanımızın bu son zamanlarda yoğunlaşmış durumda. Evet. Gerçekten can kaybımız çok fazla bu alanda. Dolayısıyla sadece trafik birimleri değil, trafik birimlerinin dışındaki görevlilerin de yoğun olarak bu denetimlere katılması hedefti. Bu yolda hep birlikteyiz kampanyası vardı. Yani sadece trafik polisi gördüğü zaman insanlar kurallara uyuyordu. Dolayısıyla diğer personelden girince biraz daha evet, hatta daha çok daha fazla etkili olduk. Emniyet kemeri tokası dediğiniz gibi Sayın Valimizin talimatlarıyla oluşturulmuş ölüm tokası aslında evet, diye tabir evet, ettiğimiz bir toka bu. Çünkü emniyet kemeri takılı gibi algılıyor araç sistemi. Dolayısıyla çok dehşet kazalar var. Emniyet kemeri takılı olmadan airbaglerin açılmasına kadar tabii, sonucu olup böyle çocukların özellikle yani yerindeyse böyle başının kopmasına kadar varacak sonuçlar doğuruyordu. Sadece kendi kendimizi kandırıyorduk biz bununla. Yine Antalya'da tüm işletmelerde bunların satışı, bulundurulması evet, yasaklandı. Hatta çocuklarımız çok büyük destek verdi buna. Çocuklarımıza küçük küçük hediyelerimiz de oldu. Yani biz bu görevi aslında çocuklarımıza verdik. Gerçekten ailelerinden otokalara getirdiler. Çocuklara trafik müfettişi yapın, mükemmeller. Kesinlikle. Yani bizim denetimlerimizden çok çok daha etkili onların. Çünkü anne babaya çocuğu söylediği zaman çok daha etkili oluyor. Ve çok büyük bir mesafe alındı. Artık ölüm tokası Antalya'da kullanılmıyor ve satılmıyor. Çocuklarımız bu anlamda çok çok önemli. Bizden daha etkiler. Bunu açık net söylemek şimdi gerekirse. Şimdi bir haberimiz daha var sırada. Onunla ilgili de bir soru soracağım. Onu da beraber izleyelim. Yaya öncelikli kent Antalya'da trafikte sürücüler kadar yayaların da kurallara uyması gerektiği yetkililer tarafından pek çok kez vurgulandı. Vurgulanmaya da devam ediliyor. Ancak uyarıların dikkate alınmaması kazaları da beraberinde getiriyor. Alanya ilçesinde yaya geçidinden kırmızı ışık yanarken geçmeye çalışan 69 yaşındaki Rus uyruklu kadın turiste otomobil çarptı. Kazada yaşlı kadın ağır yaralanırken kaza sonrası turistlerin yaya geçidinde kırmızı ışık ilanına devam etmeleri de dikkatlerden kaçmadı. Polisin yayalara yönelik denetimler düzenlediği şu günlerde kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçen turiste otomobil çarptı. Kaza Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana geldi. Adnan Y. kullandığı otomobille yayalara kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçmeye çalışan Rus uyruklu Petrova Lidmila'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan 69 yaşındaki kadın için olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaşlı kadının durumunun ağır olduğu bildirildi. Hocam geri çıkabilir ambulans. Otomobil sürücüsü Adnan Y. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazanın ardından bölgede bulunan turistlerin yaya geçidini kullanma şekilleri ise adeta ölüme davetiye çıkardı.
Olası ikinci bir kazaysa sürücülerin dikkati sayesinde önlendi. Evet sayın seyirciler, haberimizi izledik sayın müdürüm. Bir kavram kargaşası var, o da şu. Yani yaya öncelikli kentiz biz. Onun da kampanyası vardı. Anladık ama yaya demek her istediği yerden yola yürüyerek çıkmak geçimiz demek değildir. Evet. Değil mi? Evet, şimdi kesinlikle burada da aynı durum var. İşte kırmızı yanıyor yaya geçidinde, yine de rusturus geçiyor. Dursa arkadaki araba ona çarpacak, yanındaki çarpacak, bir sıkıntı var. Buna da bir açıklık getirebilir misiniz? Evet. Dediğiniz gibi yaya önceliği geçen sene mevzuat çalışmasıyla mevzuatımıza giren bir kavram. Dolayısıyla burada ışık bulunmayan ve görevli bulunmayan kavşaklarda, kontrolsüz evet, kavşak dediğimiz, burada ilimizde de görüyoruz biz bunu, il merkezinde şeyler, diğer illerde de yayaların ışıklı kavşaklarda da önceliğe sahip oldukları gibi bir algı var. Evet. Kırmızı yanmasına rağmen yola İşte yayalar. Örneği bunun gibi. Hatta bazı sürücülerin de bunu yanlış anladığı, kendisine yeşil yanmasına rağmen yayalara durdu, yol verdikleri görüldü. Bunların yanlış anladıklarını anlıyoruz. Işık ve görevlilerin bulunmadığı kontrolsüz kavşaklarda işaretlerle belirlenmiş, çizgilerle belirlenmiş yerlerde yaya önceliği var. Evet. Diğer yerlerde bu az önce kazasını izlediğimiz görüntüde ışığa tabi herkes. Işık tabii ne diyorsa onu uygulamalı. Kaza olmuş, hala kırmızıda da geçmeye devam evet, ediyorlar. Evet, tabii burada uygulamalar yapılıyor ama demek ki bunu da yoğunlaştırmak gerekiyor. Biz araçlara kırmızı ışıkta ceza yazarken yayalara da kırmızı evet, ışıkta geçtiklerinde ağırlık vermemiz gerekiyor. Bu aslında çok önemli bir düzenlemeydi. Çünkü hep böyle ütopik anlatılırdı. Hı hı. İşte gidiyoruz, yolun kenarına geldik, araçlar duruyor diye. Evet. Tabii bizde de olacak, zaman istiyor. Burada altyapıdan kaynaklı, dün Sayın Valimizin de bu konuyla ilgili çok önemli talimatları oldu ilgili kurumlara. Yani çok sık yaya geçitleri var. 10 metrede bir yaya geçidi konulmuş. Yaya kavşaklara yakın yaya geçitleri var. Üst geçit yapılmış, yakın yerde hemzemin geçit yaya geçidi evet, duruyor. Bunlara ilişkin de çok hızlı bir çalışma yapılması ve belli bir standart getirilmesiyle ilgili talimatlar oldu evet, Sayın Valimizin. Altyapının da buna uygun hale gelmesi lazım. 10 metrede bir, 20 metrede bir yaya geçidi varsa burada yaya önceliğinin uygulanması hem yayalar anlamında hem araçlar anlamında evet, mümkün değil. Bu da en kısa zamanda inşallah Antalya'da oturacak ve belli ihtiyaç evet, olan yerlerde olduğunda oralarda da denetimleri sıklaştırarak çok böyle hızların yüksek olduğu çevre yollarında da hemzemin yaya geçitleri kapatılacak evet, şekilde önemli kararlar alındı dün. İnşallah Antalya'da, dünya şehri Antalya'mızda da bu kuralları oturtacağız. Gerçekten Antalya gelen yabancılar açısından da, trafik açısından da örnek bir kent olacak evet, inşallah. Evet, Antalya kent merkezinde ve birçok bölgede trafik polisleri kadar Yunus ekiplerini de görüyoruz. Yunuslar da hem asayişe, trafiğe de anında müdahale eden ekipler. Onları da kutluyorum yürekten. Yunus ekiplerinin de trafikte ceza yazma yetkisi var mı? Tabii ki, tabii ki. Trafik personeli dışındaki tüm personelimizin, hatta ilimizde helikopter pilotlarımız var. Onlar da çıkıyorlar bu evet, kask kapsamında. Onlar da şu an uygulamadalar. Aklınıza gelen bütün birimlerimiz, eğitim şube, inşaat şube. Çünkü çarşıda herkes ya trafik polisini görüyor ya Yunusları görüyor. Evet, evet. Yani dolayısıyla tüm polislerimiz evet, bu uygulamalara çıkıyor ve ceza yazma yetkileri var kanunen. Onun için biz ceza yazmak istemiyoruz. İnsanlarımız kurallara uysun, kazaya karışmasınlar. Kesinlikle en önemli amacımız bu. Başka da bir şey istemiyoruz biz evet, vatandaşlarımızdan. Evet Muhammed, gençlere, motosiklet kullanıcılarına bir sözün var mı? Neler söyleyeceksin yani, onlara? Tabii ki de yani tüm motor camiasına söyleyeyim ben. Hayatınızı bu kadar ucuza satmayın. Hayatınız 108 lira olmasın. Yani hayatınız sadece 108 lira göre yürütmeyin. Yani polisimizin verdiği ceza 108 lira ama hayatımızın verdiği bir ceza ise ölüm. Tabii geri dönüş yok ya da sakat. Tabii canım, yatalak da olabiliriz. Yani markete gitsek bile, şuradan şuraya gitsek bile yani kaskımızı takalım. Emniyet kemerimizi takacağız. Gerekirse motosiklet varsa da kaskımızı takacağız. Yani. Sen en iyi örneksin bu konuda. Evet. Taktın kaskını ve hayatta kaldın. Hayatta kaldım. O yüzden gençlerimiz önemli, geleceğimiz önemli. Tabii. Sayın Müdürüm, son olarak neler söylersiniz? Evet, Antalya olarak sorumluluklarımızı biliyoruz biz. Evet. Burası bir dünya şehri. Dolayısıyla buradaki yaptığımız her uygulama, her çalışma dünyada anlatılacak uygulamalar şeklinde. Dolayısıyla sadece polis olarak değil tüm kurumlarımızın, tüm evet, vatandaşlarımızın bu duyarlılık içerisinde hareket etmesi gerekiyor. Çünkü bu turistler, özellikle yabancı turistler bizi gördükleriyle tabii, Türkiye intibası yaratıyorlar.
Artı trafik kazaları konusunda görüyoruz bazen tur araçlarımıza yönelik de çok kısa süre içerisinde bir düzenleme olacak. Onlara denetim arttırılması yapılacak. Evet. Düşünün bir ülkenizi gezmeye gelen bir turist hayatını kaybediyor. Biz onu tabutla gönderiyoruz. Geçen gün Manavgat'ta zannediyorum böyle bir kaza olmuştu. Evet. Dolayısıyla bunları kesinlikle tahammülümüz yok. Evet. Tabii ki vatandaşımızın canı da çok çok kıymetli. Ama burada Antalya olarak bizim çok büyük sorumluluklarımız var. Bir turizm amaçlı da şey olarak kullanılabiliyor bu durum. Anti propagandaya da dönüşebiliyor. İşte Türkiye'ye gitmeyin, işte orada kaza, can güvenliği yok falan gibi. Dolayısıyla biz Antalya Valiliği, Antalya Emniyet Müdürlüğü olarak trafik konusunda yapılacak ceza amaç değil. Burada çünkü yapılacak bir şeyi önceden bildiriyoruz. Evet. Yapacağımız tüm faaliyetler, bizim böyle illa ceza yazalım gibi bir derdimiz hiç olmadı. İşte devlete para lazım gibi bir takım şeylerle kesinlikle böyle bir şey yok. Trafik polisimiz bizim ceza yazmakla mutlu değil. Ama bu ceza yazılmadan da insanlarımızın kurallara uymadığını görüyoruz. Dolayısıyla her yazılan bir ceza bir hayatı kurtarıyor. Evet. Dolayısıyla vatandaşlarımız trafikte canlarını kaybetmesinler, yaralanmasınlar, sakat kalmasınlar. Trafik birimleri olarak en büyük isteğimiz, dileğimiz bu. Dünyaya ve ülkemize de örnek bir il yaratma çabamız. Biz de kampanyanın sonuna kadar destekçisiyiz. İnşallah hep birlikte sonuç odaklı, öyle gösteriş falan değil. Vatandaşlarımızın ölmesin. Bir ölümlü kaza olduğu zaman inanın trafik şubede tüm personelimizin bir yas matem işte yaşıyor. Ne yapsaydık da bu kazaları önleseydik diye. Bu duygular içerisinde çalışıyor tüm arkadaşlarımız. Ben tüm personelime de teşekkür ediyorum buradan özverili çalışmalarından dolayı. İnşallah çok çok daha iyi olacak çalışmalarımızda. İyi yayınlar diliyorum. Çok tüm sağ olun. Seyircilerimize çok de sağ olun. Çok sağ teşekkür olun. Ediyorum. Katılımınız için bilgilendirdik Antalyalıları. Yani biraz içlerini karartmış gibi olacağız ama oluyoruz belki ama bu uyarılar lütfen kafanıza takın sayın seyirciler. Motosikletiniz varsa kaskınızı takın. Arabanız varsa emniyet kemerinizi önde ya da arkada otururken emniyet kemerinizi takın ve hayatta kalın. Konuklarıma teşekkür ediyorum ama ne yazık ki yine bir trafik kazası haberiyle devam ediyoruz. Isparta-Konya karayolunda otomobille cipin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden ve ailenin gelini olan Sevim Bayındır'ın 6 aylık hamile olduğu öğrenildi. Kaza Isparta-Konya karayolunun 53. kilometresinde meydana geldi. Zekeriya Bayındır yönetimindeki otomobille Berat Çey'nin kullandığı cip yağışın etkisiyle kayganlaşan zeminde kafa kafaya çarpıştı. Kazada cipin sürücüsü Berat Çey yaralanırken otomobil sürücüsü Zekeriya Bayındır, eşi Dudu Bayındır ve 6 aylık hamile gelini Sevim Bayındır hayatını kaybetti. Olay yerine ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken araçta sıkışan hamile gelin, kaynana ve kayınpederin cenazeleri AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Cenazeler Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ailenin yakınları cenazeleri almak için morga gelirken Sevim Bayındır'ın abisi Halil Yıldız gözyaşlarına hakim olamadı. Ne yazık ki bir kaza haberi daha var. Antalya Manavgat ilçesinde virajı alamayan tur minibüsü Portakal Bahçesi'ne devrildi. Kazada Azeri uyruklu 5 turist yaralandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde virajı alamayan tur minibüsü Portakal Bahçesi'ne devrildi. Titreyen Göl Turizm Bölgesi'ndeki otellerden aldığı turistleri ilçe merkezine götüren Hüseyin D'nin kullandığı tur minibüsü, Hertford Caddesi'nde döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Portakal Bahçesi'ne devrildi. Tur minibüsünde yolcu olarak bulunan Azeri uyruklu 5 kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Antalya'nın gerçek haberlerini Doğru Kanal'da izlediniz. Yaşadığınız kentten haber almak istiyorsanız biz yarın yine burada olacağız, bekliyoruz efendim. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın. Thank you.
Meteorolojiden derlediğimiz verilere göre günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları şu şekilde. Dilerseniz önce İstanbul'a başlayalım. İstanbul'da bugün hava güneşli, en yüksek 27, en düşük 19 derece. Başkent Ankara yağmurlu 24-13, İzmir güneşli 33-21, Bursa parçalı bulutlu 27-16, Adana gök gürültülü sağanak yağışlı 29-22, Eskişehir yağmurlu 23-13, Trabzon yağmurlu 26-22, Malatya parçalı bulutlu 31-17, Şanlıurfa güneşli 33-20 ve son olarak Konya yağmurlu 24-15 derece olacak. Tarımın ve turizmin başkenti Antalya'da ise bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek 31, en düşük 22 derece. Yarın güneşli 33-23 ve cumartesi güneşli 35-25 derece olarak görünüyor. Kentin çevresine göz atacak olursak ilçelerimizin tamamı gök gürültülü ve sağanak yağışlı. Akseki 27-17, Aksu 31-22, Alanya 30-24, Demre 31-20, Döşemealtı 31-18, Elmalı 28-12, Finike 32-22, Gazipaşa 29-21, Gündoğmuş 26-20, İbradı 25-15, Kaş 29-22, Kemer 32-21, Kepez 30-22, Konyaaltı 34-22, Korkuteli 26-16, Kumluca 31-18, Manavgat 33-20, Serik 31-22, Burdur 27-15 ve Isparta 26-14 derece olacak. Bir de dünyadan kentlere göz atalım. Bugün hava Londra'da parçalı bulutlu, en yüksek 25, en düşük 15 derece olacak. Madrid güneşli 38-20, Paris parçalı bulutlu 26-15, Atina parçalı bulutlu 32-21, Roma bulutlu 28-18, Berlin bulutlu 26-15, Moskova yağmurlu 21-15, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 30-24, Tokyo yağmurlu 27-21 ve son olarak Bakü güneşli 34-24 derece olacak. Tekrar görüşmek üzere efendim. Şimdilik hoşçakalın. Merhabalar. Açılışta Borsa İstanbul 100 Endeksi 89,50 puan ve %0,9 azalışla 99.716 puan seviyesine geriledi. Bankacılık Endeksi %0,23 düştü. Holding Endeksi %0,3 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %0,93 ile turizm, en çok gerileyen ise %0,68 ile bilişim sektörü oldu. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da %1,81 değer kazanan Borsa İstanbul 100 Endeksi güne 101,519 puandan tamamladı. Dün 5,71'e kadar yükselen dolar kuru ise bu seviyeden düşüşe geçerek 5,67'ye gerileyerek günü önceki kapanışına göre %0,25 değer kaybıyla 5,69 TL'de tamamladı. Euro'da ise durum %0,36 ile 6,40 lira ile yükselişte, gram altında ise bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 9.50 itibariyle önceki kapanışının %0,3 altında 260 lira seviyesinde dengeledi. Kapalı çarşıda çeyrek altın 423 lira, Cumhuriyet altını 1,733 liradan satılmaya başladı. İyi akşamlar.